bulunduğumuz sergi genel anlamda aslında görsel yanılsamalarla bağlantılı olan doğrudan optik sanat çerçevesinde değerlendirilebilir. Optik sanat bütünüyle renk ve ton kontrastları ve bunların vibrasyonları sebebiyle bir algı karmaşası yaratmaya yönelik çalışmalardır. Bu konuda Ayasofya'yı kendime örnek almak istedim çünkü benim için tahminen sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemli yapılarından bir tanesi. Hem Hristiyan hem de Müslüman kültürlerin bir şekilde bir yerde buluştuğu, birbirlerini etkilediği son sentezi gibi neredeyse Ayasofya. Bir eğitmen olduğum için güzel sanatlarda, eğitim anlamında da benim için üzerinde çalıştığım şeyi vermesi açısından iyi bir örnek teşkil edeceğini düşündüm. Bizim normalde resim eğitimimiz, belki de bütün dünyadaki, sadece Türkiye'de değil, Avrupa resmi çıkışlıdır ve bu anlayış bir altın oran ilişkilendirmesi üzerine azla çok, yani karşıtlıklar birliği olan, az sıcak, çok soğuk, az koyu, çok açık ya da kompozisyonda da aynı şekilde bu karşıtlıkların kullandığı ve buradan kullanıldığı ve buradan azla çok kıyaslamasından ideal bir uyum hedeflendiği bir şekil gösterir, bir format gösterir. Benim burada yaptığım ise neredeyse bunun dışında bir şey. Yani bütün İslam sanatlarında bunun tam tersini yaptığımızı söyleyemeyiz ya da bunun tam tersinin yapıldığı söylenemez. Muhakkak ki orada da oran ilişkileri çok fazladır ama bazı açılardan mesela dekoratif formatta, anlayışta İslam sanatlarındaki parçaların soyutlamaya doğru giden neredeyse Jackson Pollock vari all over bir anlayışı temsil ettiğini düşünebiliriz. Burada da aslında benim yaptığım gözle görünür bir Ayasofya sunumu gibi olsa da bakıldığında en azından peşinde olduğum şey odur. Azla çok ilişkilerinin devre dışı bırakıldığı, eşitliğin peşinde koşulduğu miktar olarak ne kadar sıcak kullanılmışsa o kadar soğuk. Zaten ton ilişkilerinden bütünüyle vazgeçilmiş durumda. Bu sebeple Avrupa resmindeki o öğretinin terk edilip neredeyse bütünüyle Doğu sanatına özgü olan farklı bir formatı zorladığımı söyleyebilirim. Karşıtlıkların birbirini yok ettiği şey bizi doğrudan bir hiçlik duygusuna götürmektedir. Hiçlik aslında bazı açılardan evrenin özüne bile götürebilir. Ben bunu en azından teorik bile kalsa bunu aramaya çalıştım. Bu sergi 29 Şubat'a kadar Galeri Binyıl'da görülebilir.